Kocaeli'deki vatandaşları da dolandırmışlardı. Türkiye'nin birçok ilinde insanları araç alım satımında ve evrak imzalama işlemleri sırasında dolandıran Buldan şebekesi olarak bilinen çetenin yargı süreci devam ediyor. 2024 yılına kadar tespit edilen 130'a yakın mağdur, suçluların yakalanması için internet ortamında bir araya gelmeye devam ediyor. Şebekenin daha önce Antalya, İzmir, Manisa, Kocaeli ve Balıkesir gibi birçok ilde vatandaşları dolandırdığı ortaya çıkmıştı. Buldan şebekesi mağdurları Denizli Adliyesi önünde bir araya gelerek tek dosyada birleşen mahkemeleri için tek tek başından geçen olayları anlatmaya devam ediyor. Şebeke mağdurları Buldan şebekesi adlı çetenin bir an önce çökertilmesi için seslendi. Yardım, lütfen, lütfen yardım bize şebeke mağdurları mahkemede bir kişinin daha tutuklama kararını çıkartmaya yardımcı oldu. Mahkemeye, tutuklu olarak yargılanan Ersin Köylü ve Ümit Yangöz Sekbis üzerinden bağlanırken, Uğur Saltiker ile Rıza Ersoy mahkemeye polis eşliğinde getirildi. Ayrıca, şebeke içerisinde bulunan Arzu B. için tutuklama kararı çıkartıldı. Mahkemede 59 mağdur, 27 sanık yargılaması devam edecek.